Merhaba değerli arkadaşlarım. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda börülce salatası yapacağım. Deniz börülcesi salatası. Pazardan aldım yeni tazecik. Öncelikle ayıklıyorum arkadaşlar. Çok fazla ayıklanacak bir şey yok aslında. Şöyle bir gözden geçiriyorum. Kumunu salması için deniz börülcelerini sirkeli suda 5-10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Sirkeli sudan çıkardım, süzgece aldım. Biraz süzüldükten sonra 4 paket börülceye 1 litre su kaynatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 10-15 dakika haşlayacağız. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Deniz börülcesi çok tuzlu olduğu için kesinlikle tuz koymayın. Ayrıca bir püf noktasına değinmek istiyorum arkadaşlar. Börülceler haşlanırken kesinlikle tencerenin kapağını kapatmıyorsunuz. Yumuşar ve dağılır. Ayıklamanız zorlaşır bu şekilde. Onun için kesinlikle tencerenin kapağını kapatmıyoruz arkadaşlar. Evet, börülcelerimizi haşladık. Tekrar süzgece alıyoruz. Soğuk sudan geçirip ayıklama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet, ayıklama aşamasına geçtik arkadaşlar. Çok kılçıklı bir bitki olduğu için ayıklarken lütfen çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Balık kılçığından daha tehlikeli çünkü. Dikkatli bir şekilde ayıklamanız gerekiyor. Evet bu salatayı yapmak biraz da sabır işi arkadaşlar. Ayıklarken insan gerçekten çok sıkılıyor ama salatası için değer. Evet ayıklama işlemimizi büyük bir sabırla bitirdik arkadaşlar. Şöyle ben size tekrar kılçıklarını da göstermek istiyorum. Ayıklarken çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet, şimdi sosumuza geçiyoruz salatamızın. 2 diş sarımsağımızı havanda döveceğiz arkadaşlar. Sonrasında bir adet limonumuzun suyunu çıkaracağız arkadaşlar. Tuz koymadan sarımsakları dövüyoruz. Sonrasında sarımsaklarımızı limon suyumuzun içine koyuyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı kadar sirke ilave ediyorum arkadaşlar. Sosumuzu salatamıza döküyoruz arkadaşlar. Portakal da çok yakışır. Evde kalmadığı için ben kullanamadım. Tavsiye ederim. Tuzlu bitki olduğu için tuz oranını dengeliyor portakal. Evet arkadaşlar salatamızı hazırladık. Denemek isteyenlere afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Lütfen takipte kalın. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.